Wonder where ghost horses go. Cannes Film Festivali şu sıralar Uncertain Regard kategorisiyle anılıyor. 2003 yılında aynı kategorinin kazananı yönetmen Gus Van Sant bu yıl Restless isimli filmiyle ödül için yarışıyor. Film bir grup gencin hastalık ve ölümle mücadelesini konu alıyor. Of course. Oh, good. It was 1941. I was at the top of my graduate class. It's boring. You used to like that story. I've heard it a million times. Top of your class, chosen over hundreds of other pilots. To... Does he miss flying? I do. He says he does. I think it's, ben bunun bir aşk hikayesinde başa gelebilecek, you know, güçlü, sort of special, like, gerçekten özel bir durum olduğunu düşünüyorum. A classical love story. Yine aynı bölümde gösterilen Miss Bala, güzellik yarışmasına katılan bir kızın yanlışlıkla Meksikalı bir suç çetesi tarafından yakalanmasını anlatıyor. Filmin yönetmenliğini Gerardo Naranjo üstleniyor. Sanırım bu probleme derin bir bakış yönelttik. Herkes bu tip yapımları narkotik olarak yorumlar ama biz bir sahnede dahi uyuşturucu kullanmadık. Hatta tüm filmde uyuşturucudan bahsetmedik bile. Sean Darkin'in psikolojik gerilim yapımı Martha Marcy May Marlene ise Sundance Film Festivali'nden fırtınalı bir dönüş yaptı. Martha adlı 20'lerinde bir genç kadının etrafında dönen kamera, kızın bir mezhebe dahil olarak John Hawkes tarafından beyni yıkanıp nasıl tecavüze uğradığını anlatıyor. I'm sorry. Bu tip mezhepler hakkında okuyordum ve kadınlar tarafından neden ilgi çekici olduğunu düşündüm. Bazı kadınlar tamamen kendilerini bu uğurda kaybedebiliyorlar ve ben nasıl bu noktaya gelebildiklerini öğrenmek istedim. 15 ülkeden 21 filmin yarıştığı Uncertain Regard kategorisinde bu sene Türk filmi bulunmuyor. Ancak Cannes Film Festivali'nin Altın Palmiye yarışma jürisinde tanıdık bir isim Nuri Bilge Ceylan oturuyor. I'm not sure. I'm upstate, I think. You're in New York? Yeah, I think.